Evet, değerli izleyiciler, herkese merhabalar. Yine bir video ile daha karşınızdayım. En son yaptığım garaj sohbetleri 11'di galiba. O videoda, işte Kaptanın Seyir Defterinden videosunda biraz böyle harita açıp değişik şeylerden bahsetmiştim. Çok fazla kişi izlemedi henüz. Belki de hiçbir zaman izlenmeyecek çok fazla şekilde ama eski tanıyanlar bilir, şey diyebilir ya, Murat ne yaptı, şey yapmaya mı başladı, biraz böyle değişmeye mi başladı, başka şeylerle mi ilgilenmeye başladı diye sorular gelebilir veya düşünenler olabilir. Yani ben sonuçta kendime göre hoşuma gittiğim giden şeylerin videosunu çekmeye çalışıyorum. Bugün de Chicago'dayım. Meşhur Chicago'nun nehir demeyelim. Burası nehir değil. Kanal turları. Şehrin içinden geçen kanal turları. Özellikle şu tam karşımdaki binayı çekmek istedim. Dikkat ediyor musunuz? Tam ortadaki gri sütun binanın temelleri bir çapraz biçimde aşağıya doğru geliyor. Yani çok değişik bir mimarisi var. Burada artık inşaat mühendisleri biliyordur bu şeyin mimarinin dengesini. Bu yükü nasıl kaldırıyor bu koskoca bu apartman değil artık. Ne diyelim buna? Plaza mı? Gökdelen. Nasıl kaldırıyor? Burada da en küçük gökdelenler böyle bu boyutlarda. Hemen ben otelin yanındayım. Ve otel de aslında şey bir yerde, güzel bir yerde. Binaları da göstereyim istiyorum. Mesela yanımdaki binanın yüksekliği bu da. Şurada da bizim kaldığımız otel var. Holiday Inn. Hatta şurada bilgi işlem camiasından iyi bilinen bir firmanın headquarter'ı var. O firmada Salesforce. Şuradan geçelim. Burası 350 North Orleans'mış. Bizim otelde hemen onun yanındaki Voco diye geçiyor. Holiday Inn aslında. Evet, şu binada Salesforce'un binası arkadaşlar, headquarter'ı. Şurası. Şöyle bir tepeye doğru çıkayım. Şurası da Salesforce. Bu da bayağı yüksek binalarından bir tanesi. Salesforce. Şöyle görüyorsunuz. Çok yüksek bina. Hatta binanın şeyini gösterebilirim. Bu arada böyle ortalıktan yürüyorum ben, elimde video çekerek. İnsanlar da ezmeye çalışmıyor. İstiyorlarsa çalışsınlar. Artık eskisi gibi değilim ben de. Tepkimi gösteriyorum. Biz burada kalıyoruz. Holiday Inn. Hemen Salesforce binasının karşısında. Biz bu otelde kalıyoruz. Şimdi bu hani çatısı piramitlere benzeyen binalar var ya, bir tanesi de hemen şu yanımda. Bir önceki videoyu izleyenler anlayacaklardır ne demek istediğimden. Bu binanın tepeden de bir resmini, şeyini, haritadaki yerini bir sonraki videoda çekip gösterebilirim. Chicago'da daha çok gözüme çarptı. Hatta buranın 360 derece Chicago'yu izlediğiniz bir gökdelen var. Oraya turistik olarak çıkabiliyorsunuz. Tabii ki $40 karşılığında kişi başı. Oradan bütün Chicago'nun gökdelenlerini en üst kattan görebiliyorsunuz. Bu arada şöyle göstereyim. Salesforce 333 Kirkland Alice. Salesforce Tower burası. Tabii girişi burası değil. Öbür tarafı girişi. Öbür tarafı. Tam o binanın karşısındayız.
Ya benim bildiğim Salesforce hani 20 yıl önce var mıydı? O kadar biliyor muydum? Ben hep aklımda ticketing sistemi olarak kalmış. Sanki öyle başladılar diye hatırlıyorum. Yani collaboration servisi yok, müşteri yönetim şeydi falan diye hiç aklımda değil firmanın asıl şeyi. İş yapış şekli mi diyelim. Çok aklımda değil. Şöyle biraz şuralara geçersem çekebilirim. Gördüğünüz gibi burası Salesforce. Yaklaştırmama gerek yok. Bu karşısında bir otel var. Artık kaç katlı herhangi fikrim yok. Şuradaki yapının tam bakın şurası. Yukarıdan bakıldığında ya bence piramide benziyor. Şöyle de diğer gökdelenler. Hemen önümüz şurası. Ya şu biraz şöyle yürürsek bir 150 metre falan yürürsek de şeye çıkarız. Nehre çıkarız. Aslında götürebilirim de oraya da götürebilirim sizi. Çünkü oraya götürürsem bayağı güzel manzara gösterebilirim. Şu aradan yürüyelim. Evet. Şöyle. Ha bu arada biraz önce bahsettiğim gibi bir önceki videoyu böyle biraz kendime göre komplo teorileri oluşturarak çektim. Şimdi de Chicago'dayım. Chicago'daki binaları canlı canlı izledim. Bu arada Chicago bence yani imkanı olanlar için ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Acayip derecede bir manzara eşliği var. Evet, biraz sonra o karşı tarafa geçeyim. Şu karşı tarafı size göstereyim. Biraz sonra. Ama ilk önce bu tarafına bakalım. Hatta meşhur şehrin üzerinden geçen trenler de görünüyor şu anda. Bunlar gökdelenlerin arasından dolanıyor. 7-8 tane böyle farklı hat var. İşte Blue Line, Orange Line, Purple Line, Green Line falan diye şey yapıyor. Gördüğünüz gibi burada gökdelenlerden bir demet. Akşam vakitlerinde yani her yer çok kalabalık değil. Genelde gayet sakin. Akşam vakitlerinde her yer çok kalabalık değil. Burada tekne gezileri oluyor. Tekne gezilerine katıldık. Çok güzel. Bütün binaları falan tanıtıyorlar. Ya burası downtown işte şehir merkezi. Hakikaten binalardan oluşmuş bir cennet gibi görünüyor. Yani bina her taraf bina burada. Bakayım şurada beni beklerlerken. Hadi canım geç. Geç Murat abin yol verdi sana. Şurada video çekiyoruz. Production yapıyoruz burada. Ha, biraz önce şey dedim. Eskiden çok dikkat ediyordum bilmem ne yola çıktığımda. Türkiye'den alışkanlık çünkü yani. Yani Türkiye'de arabanın daha çok önceliği var. Biz de öyle alıştık yani. Öyle yaya öncelik vermek bilmem ne yeni yeni artık insanlar alışmaya başlıyor. Burada biraz daha yayalara öncelik veriliyor. Bence öyle yine de arada hıyarlar çıkıyor. Bugün mesela bir tanesi biz artık ışığın sönmesine 2-3 saniye var. Biz atladık geçmeye çalışırken baktım üzerime doğru geliyor. Dur dedim öküz yani elimi kaldırarak. Gayet medeni bir biçimde. Arkadaşı uyardım ve durdurdum adamı yolun ortasında. İstiyorsa durmasaydı. Her neyse şimdi Murat kendi kendine gaza gelip
Ben size manzarayı göstereyim. Chicago manzarasını göstereyim. Burası kanalın en büyük noktalarından bir tanesi. Şimdi şöyle yaklaşalım. Binalara yaklaşalım. Ya sayısız gökdelen var. Böyle köprülerden sürekli paralel bir şekilde 10-20 tane köprüyle karşılaşabilirsiniz. Her sokaktan karşı sokağa geçen bir köprü görebilirsiniz. Burada değişik binalar var. Arada var. Bizim tepesine çıktığımız yer Hancock. 733 Hancock muydu? 745 Hancock. Yani Water Palace'ın yanındaki binadan çıktık. 94. katı. Ve oradan bütün Chicago'yu gördük. Bu biraz önce tepesinde piramide benzeyen şeyler, kubbeler olduğunu düşündüğüm bina. Bu sanırım resmi bir bina. Bakmam lazım haritadan ne olduğuna. Bu arada bu her yerden böyle nehrin yanına iniyorsunuz, sidewalk'lar var ve yürüyorsunuz. Bazı yerlerde restoranlar var, oturabiliyorsunuz gayet güzel. Bazı yerlerde, mesela şurada var mı karşıda bir tane restoran? Ha, burada varmış. Bunun gibi böyle restoranlar var. Burası biraz daha ayak altı bir yer. İleride daha güzel yerler var. Biz daha güzel bir yerde oturduk, yemek falan yedik orada. Şehrin ara sokaklarını dolaştık. 16.000 adım atmışız bu arada. Şehri dolaşırken. Ama düşünün ya, böyle her yer gökdelen dolu arkadaşlar. Yani her yer, yani downtown gökdelen dolu. Ama öbür taraflar, downtown'dan sonra öbür taraflarda böyle açıkçası şey görmedim. Bu arada Blue Bottle Cafe bildiğim kadarıyla gayet meşhur bir yer. Şu anda kapalı. Üstte de havucum var. Bana mı öyle geldi? Ya üstte bir mağaza var ama farklı bir mağaza da olabilir. Emin değilim. Evet, buradan şu anda kapalı. Böyle üstten de yürüyebiliyorsunuz. Gayet keyifli. Burada oturuyorsunuz. Kahvenizi için, öğle yemeğinizi yiyin. Evet, devam ediyoruz. Otele doğru. Ben tekrar döneceğim. Bu arada trafik geçiyor mu, geçmiyor mu? Açıkçası çok da umurumda değil deyip atlıyorum yola ben. Şöyle geçiyorum. Şuradan. Kızın fotoğrafını da bozduk. Ama ben yürüyorum yani. Yapacak bir şey yok kardeşim. Ha, burası New Orleans Street diye geçiyormuş. New Orleans lan Wolf Point'in köşesindeyiz bu arada. Wolf Point Plaza caddesiyle New Orleans 300 West'in köşesindeyiz. Orayı da görmüş oldunuz. Gayet sakin. Trafik falan gayet sakin. Bunlar taksileri. İşte bunlar da böyle bakıyorlar birbirlerine. O beni... Yani geçsene kardeşim arada. Ya da çıkma yolun ortasına. Her neyse, bana ne ya. Trafik müdürü gibi şey oldum ben de. Milleti azarlıyorum. Evet, biz de geçiyoruz. Bu kız benim üzerime yürümeden. Ben soldan geçeyim. Evet. Şöyle geliyorum gene. Bu arada videoyu çeken vallahi benim. Görüyor musunuz? El sallıyorum.
Yani insanlar diyebilir ya Murat, ya başkasının videosunu almışsın kardeşim, kandırıyorsun bizi falan diyebilirsiniz. Bakın sol yapıyorum şu anda, elimi sola çevirdim. Demek ki bu benim. Bu videoyu çeken benim. Hani insanlar demesin, başkasının videosunu çekmişsin, almışsın, kopyalamışsın. Bildiğiniz gibi ben içeriklerimi her zaman kendim üretirim. Hiç kimseden kopya çekmemişimdir şimdiye kadar. Çok fena bir yer ya vallahi. Yani hani bu buradaki dönen paralar, bilmem neler. Bunları tabii bir sonraki videoda belki biraz daha inceleriz. Mesela şurası residence. Şurası residence. Mesela bunun Zillow'dan öğrenebiliriz aylık kiraları ne kadar. Veya bunlar kiralık mı? Satın mı alınıyor? Satın alınıyorsa da aylık aidatları ne kadar? 5000 dolar mı acaba? Yani sadece aidatı 5000 dolar olabilir. Şurası da Newin. Neyse bilmiyorum. Şu marka Newin. Muhakkak bilenler biliyordur. Bir finans kuruluşu olmadığı kesin. Olsaydı duyardık herhalde. Belki de şimdi finans kuruluşu çıkacak. Ondan sonra da şey olacağız. Burası da bizim aslında tam görünmüyor. Şöyle yaparsam açıyla belki görülebilir. Yok gene görünmüyormuş. Ne derler? Şey merkezi. Fitness merkezi. Ama otele gelip Chicago'yu gezmeye girip de fitness merkezine mi girecektim? O da ayrı bir konu. Şöyle ufak tur bile 17 dakika oldu. İlginç. Bir de şu arka tarafı göstereyim. Çünkü otelin içinde sigara içmek yasak her zamanki gibi. Bu sefer ben dışarıya çıkmak zorunda kalıyorum. Burası bizim otelin girişi. Ya bizim otelin derken hani otelin şeyi ownership'leri arasında ben yokum tabii ki. Yani bizim otelin derken naçizane 3 gün 3 gece kalacağımız otelin yeri, girişi diyeyim. Yani biz bir tane zar zor ev aldık da evin atıyorum 1,5 seneden beri taksitini ödüyoruz. Evin daha %10'u bile bizim değil. Yani şöyle plazaların sahipleri bunlara nasıl sahip oldu? Hiç. Ama benim artık aklım yetmiyor yani. Bilmiyorum sizin aklınız yetiyorsa. Chicago'da şöyle bir binanın, mesela şu karşımdaki bina, burası da bir apartman sonuçta yani residence. Şurası. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir apartmanın toplam değeri ne kadardır? Ben bırak böyle bir apartmandaki şeyi, apartmanı, burada bir daireyi bile, yani şu anlık şartlarla kiralama şansım yok. Buna da bakarım yani, Zillow'dan bakarım ne kadardır acaba böyle bir dairenin kirası veya değeri. Bir şöyle dönmek zorundayım duvara karşı. Çok özür dilerim. Her zamanki gibi bir tane sigara içiyorum şu anda. Burayı da göstereyim. Ha, biraz önce göstermiştim galiba. Böyle tekneler falan da var. Bunlar özel tekneler artık. Yani burada bir eviniz varsa önüne de böyle herhalde teknenizi park edebiliyorsunuz. Ki park ediyorlar görüldüğü gibi. Ya bırakın arabayı. Artık adam evin önünde tekne park ediyor. Şu karşısı galiba bir iş yeri, çok anlayamadım. Ama şurada bir faaliyet var. Burası bir restoran olabilir, şey olabilir. Belki çok netleşmiyor olabilir şu anda. Şöyle geri gelelim. Evet. Her yer böyle gökdelen dolu.
Vallahi yani buranın ne demiştim? Ölmeden önce bence görülmesi gereken yerlerden bir tanesi burası. Chicago. Gerçekten çok güzel bir şehir. Bir de hani var ya buraya rüzgarlı şehir diyorlar. Yani basit aslında. Bu kadar büyük gökdelenler yaparsan burada deli gibi hava akımı olur. Ve tabii ki rüzgar olur sürekli. Yani bence rüzgarlı şehir olmasının nedeni o. Buranın rüzgarlı bir şehir olmasının nedeni o. Yoksa burada bu kadar gökdelen olmasa ben eminim böyle bir rüzgarın da olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Bu arada rüzgarlı şehir mi? Hakikaten rüzgarlı. Yani soğuk mu? Allah'tan bizim geldiğimiz bugün mesela, pardon dün geldik. Çok soğuk değil. Fakat soğukla, yani çok soğuk olduğunu zamanda birçok insan söylemişti. Hakikaten Chicago çok soğuk bir yer kışları. Bence de öyle bir yerdir diye tahmin ediyorum. Burası ciddi soğuk olabilir. Zaten yeteri kadar kuzeyde. Michigan Gölü'nün yanında hemen altında, dibinde. Bence de burası çok soğuktur. Hele hele downtown, yani burası, bu şehir merkezi ciddi soğuktur. Çünkü bu kadar gökdelen deli gibi rüzgar yapıyor kardeşim. Yani bu kadar gökdelen olursa tabii ki burası da çok soğuk olur diyerek kendi çapımda genel bilgileri de paylaşmış oluyorum sizinle. O biraz önce ilk videonun ilk başında gösterdiğim binanın, bakın temellerini görüyor musunuz? İçe doğru kıvrılıyor bu. Öbür tarafı da öyle içe doğru kıvrılıyor. Burada bir şeyden bahsetmişlerdi. Su, ortada bir su tankı var diye bahsetmişlerdi arada. Galiba o suyla oradaki denge sağlanıyor anladığım kadarıyla. Buranın içinde bir su tankı mı, bir şeyler var. Eğer yanlış anlamadıysam, yoksa burada bir teknoloji var. Tabii inşaat mühendisleri bunun açıklamasını çok daha iyi yapabilir. Ama hakikaten yani şurada böyle binada yaşamak korkutur mu insanı? Bilmiyorum ya. Baksana temeli. Temeli çok enteresan. Yani aşağı tarafı. Ve öbür tarafı da öyle. Aynen. Bu açıyla sağ tarafı da aynı şekilde iniyor. Mesela bizim bugün çıktığımız kule, o da 94. katına çıktık. Yani yuh dedim artık, 94. katındayız onun. Ya kardeşim orada yaşar mısın? Tam yukarıda çok güvende hissediyorsun kendini de. Hani insanın aklı fikri çok almıyor, böyle yuh diyorsun. Bu taşlar, çelik konstrüksiyon nasıl duruyor, yıllardan beri nasıl duruyor, bunlar nasıl dayanıyor falan falan gibi böyle değişik şeylerin oluyor. Bakın şurası da, şu binayı da inceleyeceğiz Google Map'ten, tepeden bakıp. Değil mi? Tepesini niye böyle yaparsın mesela? Şimdi bunları hep bir önceki videoda biraz böyle konuştum. Nereye varmaya çalışıyorum? Yani bir yere varmaya çalışmıyorum ama hani para kimde? Para hakikaten bence Yahudilerde. Çünkü o genelde onlar çıkıyor yani. Yahudi aileler çıkıyor. Bu tür binaların sahipleri. Ya Amerikalılar var mı? Tabii ki var yani. Katarlılar var mı? Araplar çıkıyor. Araplar genelde zaten ortak olarak çıkıyor. Böyle hani %100'ü Araplara ait bir şey, binalar var mı? Sanmıyorum. %100'ünü satmıyorlardır da belli bir miktarını şey yapıyorlardır. Neyse. Bugünkü Chicago videomdan size bu kadar diyorum. Salesforce Tower'ın önünden çektiğim, evet şurası da Salesforce Tower. Önünden çektiğim video. Artık sonlandırıyorum. Bu arada aradan şöyle yaklaşırsam, zoom yaparsam downtown'da gökdelenlerin arasından geçen, tepeden geçen trenleri de
görebilirsiniz. Umarım genel bir bilgi olmuştur. Ya zaten binlerce video vardır Chicago ile ilgili. Ben de araya bir tane kendimce video ekleyeyim dedim. Belki GoPro kamerayla da gündüz çekip bir şeyler paylaşabilirim. Yapabiliyorsam. Şimdilik herkese selamlar diyorum. Şöyle yapayım. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Bay bay.